Deneme tahtasından selam arkadaşlar. Bugünkü videoda tam deneme tahtasının konseptine uygun bir video olacak. Karavandaki ısıtıcılarla ilgili daha önceden bir video çekmiştim. Bugün de 12 volt ısıtıcıyla ilgili bir video paylaşacağım. Birkaç aşamadan oluşacak video. Ben deneme tahtasında işte bazen kendim satın alıyorum. Bazen markalar denemem için ürünler yolluyor. Ve bunu da denedikten sonra incelemesini çekiyorum. Ama en çok sevdiğim şey de aslında bu incelemeleri markaları da geri yollayıp, yani bu geri bildirimleri, onların da bizim eleştirilerimize göre uzun dönem kullandıktan sonra gerçekten ama reklam kokmayacak şekilde eleştirilerimize göre tekrar geri dönmesiydi. Elektro Konfor firmasıyla geçen bir karavan fuarında tanışmıştım. Hem bana hem de Tamer'e 12 volt ısıtıcı yolladı. Hatta bana 220 ile çalışan birkaç tane daha yolladı kargoyla. Ve daha sonra bunları onlara geri yolladım. Geri yollarken bir video çektik Tamer'le beraber. Hatta bir ara imza günü için İstanbul'a gitmiştim. Orada Tamer de ben de bu ısıtıcıyla ilgili düşüncelerimizi ve eleştirimizi paylaştık. Bunları Elektro Konfor markasına yolladık. Dedi ki Erkin hemen videoyu yayınlamayın. Biz zaten ürünü geliştirmeye başladık ve sizin eleştirilerinize göre de biraz daha geliştireceğiz. Ve ona uygun da bazı değişiklikler yapmışlar. Önce bizim Tamer'le ilgili düşüncelerimizi paylaşayım. Arkasından da Elektro Konfor firmasının bize yolladığı videoyu paylaşacağım. Bu şekilde böyle ürün incelemeleri yapmak çok hoşuma gidiyor. Çünkü genelde artık YouTube'da ürün incelemesi değil, hani tamamen ürün tanıtımlarına döndü. Deneme tahtasında bir sürü farklı outdoor hayatıyla ilgili, motosiklet, karavan, kamp, karavanla ilgili çok güzel ürün incelemeyi bulabilirsiniz. 12 voltla ilgili ben beğendim mi? Önce çok az buradan da bahsedeyim. Eğer küçük bir karavanınız varsa ve çok sert koşullarda değilseniz, akü probleminiz yoksa evet 12 volt kullanılabilir. Hani zamanla muhtemelen bence biraz daha geliştirilecektir. Örneğin ben bir tesisteyim fakat güneş paneli sayesinde neredeyse tesisin 220'sini hiç kullanmadan idare edebiliyorum. Çünkü zaten elektrik tasarrufu yapıyorum, çok harcamak istemiyorum. Karavanım zaten küçük ve ısıtma konusunda da sadece karavanı ısıtma değil, aynı zamanda işte doğru giyinme, karavanın doğru izolasyonu, bu tür etkenler de çok önemli oluyor. Lafı çok fazla uzatmayayım, böyle parça parça video olacak. Kanala abone olmayı da unutmayın. Tamer'e de bana da birkaç denememiz için ısıtıcı geldi. Özellikle 12 volt ısıtıcı. Evet, onlarla tamam. İlgili biraz muhabbet edeceğiz. Kısa tutalım videoyu Tamer. Hap gibi bilgi olsun. Sen de kullandın bunu. Nereden aldın? Niçin test için geldi? Onları da anlatalım. Bana Elektro Konfor'dan geldi abi. Meriç Beyler'den geldi. Bu 12 volt çalıştırıcısı. Test için geldi. Yine Caretta'da kullandım ben bunu. Ben çok tercih edebilir miyim derseniz aralarda çadır ve küçük karavanla seyahatlerde evet, tercih edebilirim. Ama akünüzün mutlaka güçlü olması gerekiyor ve ertesi günü de aküyü şarj etmek şart abi 220 ile. Hani 2 gün 2 gece üst üste götürürünü çok bilmiyorum. Evet. Benim geri dönüşlerimde en önemlisi kablosu çok kısa. Yani bunun kabin için çok daha uzun olması gerekiyor. Artı ve eksi başlarını yapıştırıyorsunuz abi. Bunları aküye taktıktan hemen sonra bağlantı çalışıyor. Cihazla ilgili kurulum çok kolay. Aküye taktınız, yerinizi sabitlediniz. Arkada iki tane modül var. Sıfır aldığında 1000 watt, biri aldığında da 2000 watt üflüyor. Önde de ısı ayarları var. Bu şekilde yaptığınızda. Fakat kabin noktasında biraz problem. Yani böyle koyup önden yaptığınızda arkadan üfleme yapıyor. Yan koyduğunuzda kablo ile ilgili sorun var. Belki üst üfleme kısmını öne alabilirler. Ya da bilmiyorum, yandan da olabilir. Sabitleme çok önemli. Biraz titreme yapıyor şeyde. Termostat noktasında evet, termostat yapıyor. Fakat ısıtma kalitesi sarf ettiği enerjinin yanında çok başarılı değil. Aslında bu 12 volt herkese hitap edecek bir ürün değil. Değil. Bunun 220'si de var mesela. Baktığımız zaman aslında bu bir avantajı çok daha fazla. Çok avantajlı. Aynen. Çok mesela büyük avantaj. Şöyle bakarsak görüntü ikisi aslında tek elle bile kaldırılacak kalitede. Eğer bir tesiste kalıyorsanız ya da işte 220'lik bir sıkıntınız yoksa böyle bir şey kullanmak tabii ki daha mantıklı. Bunun ısı performansı daha iyi. Daha iyi, kesinlikle daha iyi. Bunu nerede kullanabiliriz? Gerçekten Caretta gibi çok küçük karavanlarda, küçük kabinlerde, ya da çadır kamplarda mesela bir tesiste kalıyorsunuzdur. İşte arabalarda akü falan var. Belki bunun için ayrı bir tane akü kullanmak daha mantıklı kesinlikle olabilir. Kesinlikle. Yani yaşama tüsünün haricinde artı bir akü kullanmak evet, çok daha faydalı olur abi. Ya da benimki gibi işte 750 kilo altı karavanlar kullanıyorum ben de. Onlar da içeri girersiniz. Genelde bizim hep böyle yerli karavanların dezavantajı ayaklarımızdan üşürüz. Zemin için. Evet, zemine koyarsın. Evet. Ayaklarını yanına koyarsın. Yani ben bunu zaten sabitlemem. Bir böyle tutarım. Bu şekilde koyabilirim. Arkada bir tane tutma aparatı var zaten. Ama masanın altına koyduğunda ayaklarını da sıcak tutabilirsin soğuk evet, zamanlarda. Evet, yani kısa süreli kullanabilirsin. Bunların bir de Bauhaus'takilerle karşılaştırırım evet, var. Önce sen söyle sonra ben de yorum şimdi söyleyeyim. Şimdi onların çok fazla gürültüsü var. İçeriye kurutuyor. Ayrıca o çalıştığında ben geçen canlı yayında söyleyeyim. O çalıştığında ben uyuyamıyorum. Bir evet, tedirginlik oluyor kesinlikle bende. 220'ye bağlı olduğu için bilmiyorum. Ve uzun süre çalıştıktan sonra o plastikleri koku yapıyor abi. Aynen öyle. O kokudan ben çok evet, rahatsız oluyorum. Çok onu çok sevmiyorum. Bir de verimi daha düşük. Bunların evet, gerçekten işte ikimiz de test ettik.
Bunların verimi o normal işte Carrefour'larda satılanlara göre. Kesinlikle. Ama verimi falan geçtim. Bir defa onları ben de kullandım. Yani hani yatmadan önce çalıştırırsın, ısıtır ama onun ısısı da sadece ilk baştaki üşümeni engeller. Ortamı evet. Sabit kalmıyor. Kalıcı maalesef. Bir ısısı yok yani. Ve kalıcı bir ısısı. Onunla da tabii ki uyumamak lazım maalesef. Kesinlikle. Evet. Bir de tabii ki şu da var. Sevim. Onların 220'lerin elektrik sarfiyatı çok çok fazla işte. Biz bir yere Ömer'le beraberdik. Orada elektrik tüketimi özellikle tesislerde normal evlere göre 3 katı para istiyorlar. Sabaha kadar sen bunu çalıştırsan 3 ay boyunca anormal bir elektrik faturası çıkar. Şubat ayında ödediğim elektrik faturası 65 lira. O fandan yakmıştı müşteri. Fan 60 liraydı abi. Evet. Evet. Yani o yüzden matematiği hiç doğru değil. Hiç onun. Doğru değil. Hiç gerçekten doğru değil. Kesinlikle küçücük bir bunda karar. Şöyle bir şey var abi. Mesela bu küçük kabinde bunu ısıtmayı başardın. Akünde güçlü. Ve basta ihtiyaç duymayabilirsin. Yani öyle bir maliyetten uzak kalabilirsin. Bu ona göre daha ucuz fiyatı. Evet. O anlamda da bir avantajı var. Hazır şimdi Webasto demişken tabii ki bir sürü işte eski karavancı ya da maddi durumu çok daha iyi olan karavancı Webasto bile değil. Mutlaka turumu olması lazım. Tabii onlar canım, bile doğru diyorlar. Fakat gerçekçi olmak lazım. Bütçe meselesidir. Yani bunlar kurulum maliyeti Webasto'ya göre çok daha zaten ucuz. Sıfır abi, sadece akü başlarını koyuyorsun. Tak bir alıyorsun bu kadar. Evet. Ve şu da var işte, ben mazotla falan uğraşmak istemiyorum. Ya da benim gibi mesela, ben şu anda Adrasan'da kalıyorum. Hani zaten gündüzleri hava çok sıcak. Aynen. Ama orman içinde bir tesisteyim. Akşamları da biraz serin oluyor. Özellikle ben alttakini çok kullandım. Mesela akşamları hemen bir yarım saat falan ilk karavana böyle yatmaya girdiğimde hemen ısıtıyor küçücük karavan. Yani bu da aynı şekilde. Evet. Buna ihtiyacım var mı? Eğer tesiste kalmıyor olsaydım, mesela ben kendi arazimde kalıyor olsaydım, sadece güneş paneli kullanıyor olsaydım, evet bu olabilirdi. Ya da bir çadır kampına gittik arabayla, 220'miz yok. Bir tane de yanımızda akü var. Mesela çok rahat bunu kullanabiliriz öyle durumlarda. Şöyle de olabilir. Şimdi karavanda sen elektriğe bağlıyorsun ya karavanın abi. Bunu da aküye bağlıyorsun. Tabii. Şarj cihazıyla bunu çalıştırabilirsin. Yani 220'den aldığın elektrikle çalıştırabilirsin. Evet. Öyle de bir avantajı var bunun. Yani hani illaki pahalı bir ısıtma sistemi kurmana gerek yok. Bununla o işi görebiliyorsun. Senin gibi o iklimlerde yaşayan karavancılar için şey yapıyorum, söylüyorum bunu. Ama sert soğuklarda yok. Ya da çok büyük karavan olsa, çok büyük hacimli bir karavan olsa. Aynen öyle. Yani 3.90 karavanlarda falan zorlanır abi. Evet. Tabii şunu da söyleyelim. Hani karavana yeni başlayan arkadaşların çoğu maalesef kamp kültüründen gelmeyen insanlar. Dolayısıyla evdeki konforu, evdeki performansı beklemeye çalışıyorlar. Böyle oldu. Hani sen de ben de kampçıktan geldiğimiz için tabii bizde çadırda hani ne Webasto ne ısıtıcı hiçbir şey yok. Tulum. Tulum, termal içlikler, düzgün giyinme, sıcak su torbası. Aynen öyle. Yani onun yanında böyle bir şey olsa bizim için zaten çok büyük bir lüks. Ama evdeki... Artı bir sınıf patlatma noktasında tabii, evet. Ama evdeki o konfordan karavana geçince işte Webasto'yu bile beğenmiyor bazı arkadaşlar. Bu dediğim gibi doğrusu yanlışı yok. Konfor beklentisi, performans beklentisi, hayattaki beklentin. Yani şöyle, senin hani bu işte hobi, o hobiye harcayacağın paranla alakalı. Tabii, adam resim yapmayı seviyor, çok daha kaliteli bir tuval kullanıyor. Adam kampçılıkta minimal yaşama noktasında ona göre bakıyor. Yoksa çok para harcayan çadırcılar da var. Hani ben onları da biliyorum, var. Şey yapıyorum. Tabii benim de mesela malzemelerim çok pahalı. Çünkü ben motosiklette taşıyorum. Hafifledikçe, küçüldükçe çünkü parası artıyor. Ama karavanda ben çok konfor odaklı değilim. Hani buna bile gerek yok. Hepsinin ayrı ayrı bu arada incelemesi de. Bu elektro konfor markasıyla ben nerede tanıştım da söyleyeyim bu arada. 4x4 dünyasında bir etkinliği vardı. Orada ayaküstü tanışmıştık. Hendik'teki. Deneme tahtası deyince ya deniyorsan bizim ürünleri de verelim dene dedi. Tamam dedim. Evet. Deneyin daha sonra geri yollarız. Onlar da çok bir doğru bir şekilde anlatırız. Evet. Zaten öyle olsun ki biz geri dönüşüm istiyoruz dediler. Düzgün insanlar. Düzgün çok esnaflar diyelim böyle. Evet. Kesinlikle çok düzgünler. Çok yardımseverler. Her sorduğumuz soruya cevap buluyoruz. Her dakika uğraşabiliyorum ben. Videonun açıklama de. O gerçek yetkilinin de videosunu koyayım ki bizden çok daha tekniğini çok daha düzgün anlattı zaten. Zaten teknik özellikleri de eklersin abi. Orada da arkadaşlar bakar. Ama dediğim gibi yani 12 volt ısıtıcı şimdiye kadar çok görülmüş bir şey değildi. İyi bir çalışma geliştirildiğinde çok daha iyi olacaktır kesinlikle. Özellikle benim gibi küçük karavan kullananlarda büyük fayda sağlar. Böyle sorularınızı bekliyoruz. Hani hem biz hem elektro konfordaki yetkililer zaten onlara cevaplar verecek kısa sürede. Kesinlikle. Böyle ayaküstü ve günübirlik İstanbul'a geldiğinde hem kitabı burada imzalatalım dedik. Böyle bağlamışken hem ziyaret hem ticaret. Aynen, açıklama kısmına yazıyorum kitabı nasıl alırız diye. Çok güzel, çok sıkı bir kitap oldu. Evet, şimdi ben de imzasını alacağım Erkin'in kitabı. Bu arada şey dediğim, bir sürü marka Erkin bu kitap çıksın sana destek amaçlı alalım. Kendi müşterimize hediye ederiz demişti. Diğer markalar da böyle bir şey yaparsa tabii ki seve seve. Harika olur. Sağ olasın Tamer'cim. Rica ederim. Deneme tahtası ailesi merhaba. Erkin Bey ile uzun süredir 12 volt ısıtıcılarım üzerinde çalışmalar yaptık. Ve Erkin Bey ve Tamer Bey bu ürünlerimizle ilgili denemeler yaparak ürünün iyileştirilmesiyle ilgili
bize tavsiyelerde bulundular. Biz de bu tavsiyeler çerçevesinde onların tecrübelerinden faydalanarak ürünümüzün son prototip çalışmalarını tamamladık. Bu ürünümüzün son haliyle sizlere tanıtmak istiyorum. Ürünümüzün sıcak hava çıkışı ve termostatı ön tarafa alınması ile ilgili önerileri olmuştu. Bunları tamamladık. Termostatımızı ön taraftan kontrol edip çıkan havayı da rahatlıkla burada ölçebiliyoruz. İkinci mesele de ürünümüzün ayakları ile ilgili seyir halinde bunun sabitlenmesi konusunu öne almışlardı. Bunlara iki yandan dört vidalı sabitleyici ayaklar geliştirdik. Bu ürünü istenirse duvara, tavana ve yere monte edebiliyoruz. Ayrıca ürünün portatif kullanımı ile ilgili daha önceki tasarımımızda dört tane kauçuk ayak bulunmaktadır. İstenirse ayaklar kullanılmadan diğer başka ortamlarda veyahut da karavanda yerde bu ayaklarla oturtularak istediğiniz gibi seyir kullanılabilir. Ürünümüzün gücünü daha fazla tutmuştuk. 250 watt gibiydi. Ve aküyle ilgili tasarruf önemli olduğunu aktardıkları için şu anda 100 watt ve 150 watt iki tane segmentte ürün çıkarıyoruz. 100 watt ürünle birlikte termostat ürünün termostatını da değiştirdik ve çok hassas bir termostat kullandık. 20-30 derece civarında. Bu sayede daha çok ürün termostat yaparak dinlenip çalışma sağlamaktadır. Bu da akünün kullanım zamanını en az %30 arttırmaktadır. Bununla beraber kablosuyla ilgili de bir tavsiyeleri olmuştu. Ürünümüze şu anda 4 metrelik bir kablo standart yaptık. Ve çok pratik bir fişi var. Hem de güvenli. Basit bir şekilde takıp basit bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Bu kabloyu iki türlü tavsiye ediyoruz. Ya seyir olarak kullanabiliyorsunuz ya da karavanda nerede bu ürünü kullanacaksınız aküye bağlayarak bu kablonun fiş kısmını, uç kısmını oraya getiriliyor ve karavana monte edip fişi rahatlıkla takabiliyorsunuz. Seyir kullanmak isterseniz de yine aynı yere takıp ürünü istediğiniz yerde çalıştırabiliyorsunuz. Ürünümüzün bu son özellikleriyle beraber tüm detaylarını elektro konfor sistemimize yüklemiş bulundayız. Ürünle ilgili herhangi bir bilgi almak istediğiniz zaman, detaylarını görmek istediğiniz zaman elektrokonfor.com sitemize veyahut da oradaki telefonlarımıza başvurarak gerekli desteği ve bilgiyi alabilirsiniz. Bunlar için, tanıtım için hepinize teşekkür ederim.